Elbette ki bütün bu iktidarın savaş politikalarının toplumu sürüklediği krizlerin beslendiği yer hiç kuşkusuz ki İmralı'dan başlayarak oradan bütün cezaevlerine ve hatta toplumun her yerine, her alanına yansıyan ve yayılan tecrit politikalarıdır. Evet, bu tecrit iktidarın siyasi kimliği haline gelmiştir sevgili arkadaşlar. Ve tecriti derinleştirdikçe otoriter rejimi daha kolay hayata geçirebileceğini keşfeden bir iktidarla da karşı karşıyayız. Biz bu tespiti yıllardır acı tecrübelerimizden deneyimlediğimiz gelişmelerinden yola çıkarak özellikle bu tespiti yaptığımızı da bütün halkımıza hatırlatmak isterim. Evet, bir örnek vermek istiyorum. Türkiye 2013 ve 2015 yılları arasında sürdürülen çözüm ve müzakere sürecinin iktidar tarafından rafa kaldırılmasıyla birlikte çok farklı bir sürecin içerisine çekildi ve çok büyük acılar yaşandı, çok büyük bedeller ödendi. Ve bunun ardından çatışma, çözümsüzlük, kutuplaşma, haksızlık, hukuksuzluk, cezaevleri ve katliamlar yaşamın her alanına bu süreç rafa kaldırıldıktan sonra yayılmaya başladı. Şimdi ben buradan ilgili ilgisiz bütün çevrelere bir çağrı yapmak istiyorum. Düşüncesi, inancı, meşrebi ne olursa olsun elini vicdanına koymasını ve Türkiye'nin çözüm sürecinin yaşandığı rahatlama ile çözüm sürecinin bitirildiği, yani Sayın Öcalan'a yönelik mutlak tecritin devreye sokulduğu dönemden sonra yaşananları kıyaslamasını rica ediyorum bütün toplumdan ve her kesimden. Barış umutlarını, geleceğe güvenle bakmayı, yaşanan ölümleri, çözüm sürecinin bitirilmesinin Türkiye'ye maliyetini, ağır faturasını, açlığı, sefaleti, yoksulluğu göz önüne getirmesini bütün halkımızdan bir kez daha rica ediyorum. Neden diye sormasını özellikle istirham ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, burada bu salonda bile siyaset yapan her bir arkadaşımız Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı sürecin bedelini, acısını, faturasını çok ağır yaşayan, çok derinden yaşayan insanlarız. Ve bizler o dönemin öncesinde bile çatışmalı dönemler devam ettiği süreç içerisinde çok büyük bedeller ödedik. Her birimiz büyük acılar yaşadık. Bu ülkede annelerin gözyaşı döktüğü, annelerin çocuklarını toprağın altına verdiği ve genç insanların yaşamını yitirdiği süreçlere hep birlikte tanıklık ettik. O yüzden belki de bu ülkede çözümün ve barışın kıymetini en fazla biz biliriz, en fazla bedel ödeyenler bilir, en fazla acı çekenler bilir. Bu yüzden bu ülkenin, bu toplumun neleri kaybettiğini görerek meseleye ciddiyetle yaklaşmasını umut ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Sayın Öcalan devrede olduğu her dönem Türkiye bir rahatlamayı yaşamıştır. İşte 2013 ve 2015 süreci bunun tanığıdır ve herkes bu meseleyi Sayın Öcalan'ın rolüyle nereye geldiğini görmüştür ve yaşamıştır. Çözüm sürecinde oynadığı role bütün Türkiye tanıktır sevgili arkadaşlarım. Ama bugün ağır bir tecrit altında olduğunu ve bu uygulamanın bir suç olduğunu, bir hukuksuzluk olduğunu ve gayrimeşru olduğunu bir kez daha bu kürsüden belirtmek istiyorum.
Sayın Öcalan'a uygulanan tecritin hukuksuzluğuna, adaletsizliğine, gayrimeşruluğuna bu ülke tanık olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. 3 Mart 2020'den beri Sayın Öcalan ve diğer siyasi mahpuslardan haber alınamadığını her seferinde yaptığımız her konuşmada dile getirmemize rağmen tecritin giderek derinleştiğini ve bu tecritin kaldırılması yönünde yapılan çağrılara kulakların tıkandığını hep birlikte görüyoruz. Yine 25 Mart 2021 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı telefon görüşmesi kesilmiş ve o tarihten beri İmralı'dan hiçbir şekilde haber alınamamıştır. Asrın Hukuk Bürosu dün yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte CPT'nin İmralı'ya gittiğini, ancak Sayın Öcalan'ın CPT heyetiyle görüşmediğini, görüşmeye çıkmadığını yazılı bir açıklamayla Türkiye kamuoyuna duyurmuştur. Yani 2022 Eylül ayında İmralı'ya yapılan CPT görüşmesinde Sayın Öcalan'ın görüşmeye çıkmadığını Asrın Hukuk Bürosu paylaştı sevgili arkadaşlarım. Sayın Öcalan'ın CPT heyetiyle görüşmediğine dair bilgi hepimizin kaygılarını bir kez daha derinleştirmiştir. Bu konu acilen açıklığa kavuşturulmalı ve bir an önce yetkililerin açıklama yapmasını beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Bizim muhatabımız Adalet Bakanı'dır. Bizim muhatabımız devlettir sevgili arkadaşlarım. Eş başkanlar olarak bir süre önce İmralı Adası'na gitmek üzere yaptığımız başvuru Adalet Bakanı'nın masasının üstünde hala duruyor ve bize herhangi olumlu ve olumsuz bir cevap verilmemiştir. Bu meseleye hiç kimsenin gayri ciddi yaklaşmaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur sevgili arkadaşlarım. İktidar ya da Adalet Bakanı derhal bir açıklama yapmalıdır. Çünkü kamuoyunun bu konuda beklentisi çok fazladır. Ve CPT de elindeki bilgileri derhal açıklamalıdır ve iktidarın bu hukuksuz uygulamalarına ortak olmamalıdır. CPT'ye de buradan ayrıca bu çağrıyı yapmak istiyorum. Ve biz HDP olarak bu mesele açıklığa kavuşana kadar avukatların dün yapmış olduğu başvuru Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilene kadar girişimlerimizin devam edeceğini